Saatlerimiz 13.28. Sıra geldi sosyal medyada haftanın gündemine. Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Bilal Eren telefon attığımızda. Bilal Bey merhaba. Merhaba. Evet, sizi dinliyoruz. Sosyal medyada bu haftanın gündemi konusunda hangi başlıklara dikkatimizi çekeceksiniz? Evet, geçen haftadan bu haftaya neler oldu onları aktarayım ben size. Bazı raporlar yayınlandı, bazı gelişmeler oldu. Genel olarak da bazı bilgileri size aktaracağım. Türkiye'den bir Facebook çıkarmayıp konuşuyorduk. FreeLeeshat.com diye bir siteye Kocaeli'den iki genç arkadaşımız yerli Facebook olarak nitelendiriyorlar kendilerini. Aynı Facebook arayüzünde birbirleriyle iletişim kurmaya yarayan, paylaşmaya yarayan bir site. Ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık'ın da dikkatini çekmiş, destek olalım demiş ve desteği de almışlar arkalarına. Yaklaşık 200 bin kullanıcıları var şu ana kadar. Bayağı. Evet, tavsiye ederim, başarılı bir çalışma. Hatta yarın bu kurucu iki arkadaşı programımızda davet ettik ve onlarla konuşacağız. Buradan da dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Sloganları sadece haykır, Facebook gibi tamamen bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir platform. Söz haklarına, kişisel özgürlüklere, fikirlere saygı gösterdiği kendine ilke edilmiş. Bunu prensip olarak da sayfalarına yazmışlar. Özgür bir internet anlayışı sağlamak amacıyla oluşturulan bir platformdur demiş. Pridishat.com. Buradan dinleyicilerimize iletmiş olalım. Bir daha tekrar edebilir miyiz? Pridishat.com. Yani İngilizce olarak. Evet. Basit atış gibi düşünün veya ücretsiz atış gibi. .com gibi. Böyle bir İngilizcesi var. Türkçesi var. Beşiktaş Belediyesi'nden gene ülkemizden ilginç bir haber var. Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri bir tane Twitter hesabı açtı ve bir kahraman oluşturdu. İsmine de Süper Zabıta dedi. Şu an hatta Twitter'a bakabilenler direkt bakabilir. Süper Zabıta olarak aratabilirler. Pelerinli, mavi tişörtü olan, Süpermen'e benzeyen bir karakter. Bu karakter Beşiktaş Zabıtası'nı yönetiyor. Ve ilçe sakinlerine anında çözüm üretmek için sosyal medyada hizmet vermek istiyoruz sloganıyla bu karakter oluşturulmuş. İnsanların sokaklarında, işte mahallelerinde zabıtayı ilgilendiren konularda direkt tweet attıkları bir yer, mentionlayarak hemen cevap veriyor ve oraya ekipleri yönlendiriyor. Kısa sürede çözüm odaklı ve esprili içeriğiyle dikkatleri çekmeyi başardı. Çok güzel. Beşiktaş'ın zabıtası bu işi yürütüyor ve hesabı bir daha tekrarlayıp @süperzabita kullanıcı adına ulaşabilirsiniz. Sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir şey işte. Böyle kullanılır yani sosyal medya. Başarılı bence. Tabii bu çağrılara cevap süresi de gerçekten öngörüldüğü gibi ise o zaman mükemmel. Evet, çok iyi gerçekten. Hızlı bir şekilde cevap. Hatta ben bir deneme yaptım kişisel olarak. Hemen cevap veriyorlar. Bir robot da değil bu. Birisi yazıyor kendi kalemiyle, kendi klavyesiyle, çok belli. Umarım bu da hizmete de dönüşür. Sadece Twitter'da kalmaz ama güzel bir başlangıç. Geçen hafta Lütfi Elvan, Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ilginç bir açıklama yaptı. Twitter'ın kendisinden randevu istediğini ama randevuyu beklettiğini söyledi. Bu da ilgimizi çekti. Dinleyicilerimize paylaşmak istedim. Twitter biliyorsunuz geçen senelerde yaşadığımız sıkıntılarla aramızda bazı krizler oldu. Yukarıdaki işte CEO pozisyonuyla bizim hükümetle arasında diyelim. Bazı şeyler ister diye yapmadı. Onun da bazı talepleri oldu vesaire. Ofis açsın diye çok baskı yapıldı. Dünyada 14 şehirde ofis olduğu halde bizde ofis açmıyor. İşte bu tartışılıyor. Geçen hafta ama bu gidip gelmelerden sonra, atışmalardan sonra ilişkilerin daha iyi olacağı, belki de bir rayına oturacağı düşünüyordu. Böyle bir gelişme olmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Twitter randevu istemiş ve randevuyu beklettiğini söylemiş Sayın Bakan. Sosyal medya siteleri toplumsal istatistikleriyle alakalı geçen hafta bir şey yayınlandı. Pazartesi günü. Hatta biz bunu sitemizde haber yaptık. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ve LinkedIn'in konumlarını koruduğunu, ancak demokrasi yapılarında bazı kaymalar ve geçişkenlikler olduğu konusunda bir rapor. Örneğin şöyle kısa bilgiler vereyim. Facebook 65 üstü internet kullanıcının %56'sı Facebook kullanıyor. Çok ilginç bir şey. Hiçbir sosyal medya medyasında bu yaş üstü internet kullanıcılarının bir mecrayı kullandığı bu kadar yoğun görülmemiş. Genel olarak internet kullanıcılarının, yetişkin internet kullanıcılarının, yani 18'de 40 arası %70'ini Facebook kullanıyor tüm dünyada. Yani ve bir numarayı koruyor Facebook. Hani her ne kadar gündemden düştüğü gibi görsek de Facebook hala dünyada tüm yetişkin internet kullanıcı %71'i Facebook kullanıyor. Liderliğini muhafaza ediyor. Liderliğini muhafaza ediyor. Twitter, yetişkin tüm internet kullanıcılarının %23'ü Twitter'ı kullanıyor. Bu 2013 yılı Ağustos ayına göre %18'lik orana karşılaştığında bir artış ortaya koyuyor. Twitter özellikle 50 yaş altı, burası çok önemli, ve üniversite eğitimi almış kişiler tarafından popüler durumda. Yani kitlesi 50 yaş altı ve üniversite mezunu. %75'i üniversite mezunuymuş Twitter'ı kullanan. Instagram, biliyorsunuz, bir fotoğraf uygulaması. Bu ara çok kullanılıyor. İnsanlar kendilerini selfie çekiyorlar. Fotoğraf anlarını paylaşıyorlar. Bu şu an dünyada yetişkin internet kullanıcılarının %26'sı Instagram kullanıyor. Kullanım oranları ise hem kadın hem erkek bir eşit görünüyor. En dikkat çekici oran ise 18-29 yaş arası gençlerin %53'ü Instagram kullanıyor. Demek ki Instagram daha çok gençlere hitap eden bir platform. Pinterest Türkiye'de çok kullanılmasa da Pinterest dünyada kullanılan, pin ve geçen hafta anlatmıştık. İlgi çektiğin yerleri nokta koyma, pinleme mantığıyla çalışıyor. Yani bulunduğunuz bir yerde fotoğraf çekerek lokasyon paylaşma üzerine kurulmuş bir platform. Bunun da dünyada %28'i yetişkin internet kullanıcıları, %28'i Pinterest kullanıyor. Bu söylenmiş oldu. LinkedIn, biliyorsunuz, sosyal bir CV ağı. Daha çok profesyonel kişiler kullanıyor. Yani üniversite mezunu veya bir kariyer platformu. Üniversite mezunu platform kullanımındaki baskınlık sürüyor demiş ve 18-29 yaş arası dışında 30-64 yaş arasında kullanıcıların olduğu tek platform özelliğine sahip LinkedIn demiş. Şu saydığınız 5 platformu böyle bir rapor halinde bilgisi verilmiş. Bunun detayları web sitemizde var. Bulunabilir oradan veya internetten. Ülkemizden gene bir haber. Sanat severler için, sinema severler için Türkiye'de ilk defa Fransız Kültür Merkezi ile Dijitürk'ün ortaklaşa yaptığı bir online film festivali var. Sponsoru kendileri. 16 Ocak, 16 Şubat tarihleri arasında adresine ücretsiz olarak sinema severler Fransız Kültür Merkezi'nin Taksim'deki düzenleyici festivalin sponsorluğu, Dijitürk'ün sponsorluğu, bu filmleri izleyebilirler. Bütün filmlerini dijital platforma taşımış oluyor böylece ve sinema severlerle buluşmuş oluyor. 10 uzun, 10 kısa, 3 yarışma dışı olmak üzere 23 film. MyFrenchFilmFestival.com/tr adresinden ücretsiz izlenebilecek. Orada saatleri, o matineleri, saat aralıkları bulunur. Oradan bulabilir dinleyicilerimiz. Bu da ilginç bir şey. Yani online film festivali ilk defa Türkiye'de. Evet, enteresan. Bu haberi vermiş olalım. Bir haber ki dünyadan verebiliriz. Vaktiniz var mı bilmiyorum. Son haber olabilir. Anonymous, biliyorsunuz, ünlü hacker grubu. Kendisini dijital aktivist olarak nitelendiriyor ve burada devleti istemiyoruz sloganıyla hareket eden bir hacker grubu. IŞİD'e bağlı, bağlantıda Suriye'deki IŞİD örgütüne bağlı 800'den fazla Twitter hesabını 800'den fazla Twitter'da 1000 başka farklı sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini hacklediğini açıkladı. Yani Facebook vesaire, bu Fransa saldırısından sonra böyle bir çalışma yaptığını da açık açık web sitesinden duyurdu. Ve bu çalışmaya devam etti. Bu hafta bunları söyleyebiliriz. Vaktimiz de bitti sanırım. Bir dahaki hafta dinleyicilerimizle görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Ben teşekkür ederim. Bilal Eren bizlerle birlikteydi. Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü, sosyal medyada bu haftanın gündemini paylaştı.